Alev Bektaş Cemevi Daire Başkanı'nın duyurusuyla ortaya çıkan, aynı zamanda bir haber ajansının editörü olan İlgün Mete Muslu'nun da duyurmasıyla birlikte kamuoyunda duyurmuş İlkin. Alev Bektaş Cemevi Daire Başkanı'nı önümüzdeki süreç içerisinde güya Alev Bektaş toplumuna kazandırmak üzere Alev Bektaş'ı ansiklopedisi oluşturmayı düşünüyor. Bu çalışmayı yaparken oluşturmuş oldukları heyetin içerisinde ise, yazın kurulunun içerisinde ise Ali Rıza Özdemir'in sıkı bir İslamcı, muhafazakar olan eşi de dahil olmak üzere birçok ilahiyatçı, doçent doktor, profesör doktor kişi bulunmakta. Bunların daha önce yapmış olduğu çalışmalar geçenlerde yine yayınlanmıştı. Konya'da Doğanlar Mahallesi başta olmak üzere yeni mahalle hakkında yazmış oldukları yazılar da vardı. Orada Abdalların yaşamış olduğu asimilasyon sürecini, komşu inançların ortaklaşması, birleşmesi, uyuşum haline gelmesi, işte oradaki işte yarım yamalak İslam olan, yarım yamalak Müslüman olan, eksik Müslüman olarak tabir ediyor. Eksik Müslümanların tefsir, kelam öğrenerek hakiki Müslümanlığı, öz Müslümanlığı, yani onların tabiriyle Sünni İslam'ı öğrenmesi hususunda bir çalışma yapıyorlar. Bunu böyle aktarıyorlar, asimilasyon sürecini. Dolayısıyla bu açıklama yapan kişiler Alevi Bektaş'ı ansiklopedisini oluşturacak. Buna karşı toplumun laik veya ılımlı Müslüman olarak gördüğü yazarlar, çizerler, İhsan Eli Açık'ından Mustafa Kurtulmuş'una kadar hiçbir güya cemevlerinde gelip çalışmalara dahil olan, orada muhabbetlere dahil olan ilahiyatçılar da dahil olmak üzere Alevi Bektaşçılık konusunda yazan, çizen, araştırmacılar, yazarlar, akademisyenler başta olmak üzere hiçbir kimseden de ses çıkmıyor maalesef ki. Buna karşın şunu da düşünmek gerekiyor. Geçtiğimiz dönemlerde Alevi Bektaşçılık klasikleri olarak yayınlanan bir seri vardı. İşte Kaygısız Abdal'dan Evirani'ye, Evirani'den Fuzuli'ye kadar birçok Aşık-ı Sadık'ın kelamları, kitapları Diyanet Vakfı tarafından yayınlanmıştı. Bugün mesela bir Alevi Google'dan arattığında Alevi Bektaş ile dair herhangi bir kaynak. Tabi buyruk mecmuaların yanı sıra çıkan şeylerden birisi de Alevi Bektaşi klasikler adındaki bu klasikler. Doğrudan aslında kısmen de tahrip edilerek yayınlanmış bu klasikler. Dolayısıyla bundan birkaç yıl sonra Alevi Bektaşilik üzerine araştırma yapmak isteyen kişilerin de kaynak olarak görecekleri şeyler bu ekibin yazmış olduğu Alevi Bektaşi ansiklopedisi olacak. Buna karşın Alevi kurumlarının ciddi bir tepkin alması gerekir. Bunu da bir kenara bırakıyorum. Aslında demek ki bir ansiklopedi boşluğu vardı ve iktidar bunu kullandı. Yani gerçekten öyle bir boşluk var. Yani Alevi Bektaşi, Aşık-ı Sadık'ların kelamlarını anlayabilmek için ansiklopediye başvurmamız gerekiyor. Ancak bu başvurma sürecinde kaynak olarak kullanabileceğimiz Alevi Bektaş kurumlarının çıkartmış olduğu herhangi bir kaynak yok. Dolayısıyla bu boşluğu Alevi Bektaş Cemevi Daire Başkanı böyle doldurmaya yeltendi. Biz Alevi kurumlarının yapması gereken şey de onlardan bir adım önde giderek aslında doldurabilecekleri o alanları bizim önceden kendi inancımızın özgün kimliğimizle doldurmamız gerekiyor diye düşünüyorum.